Evet değerli dostlar, bugün böyle bir tek kamera açısıyla çalışacağız. Yani video çekeceğiz, çalışacağız derken. Şöyle sesi de biraz değiştirdim, bir mikrofonumuz var. Tamam, fena değil gibi ya. Ama sesle kamerayı birleştirebilmemiz için, yani senkronizasyon için. Şunu da takalım. Bugün bir 1841 Actros Mercedes'teyiz. Arkamızda buna ait olmayan bir dorse var. Onu yüklemeye geldik. Şu an çok hızlı bir şekilde Kantar'a gitmemiz lazım. Neden Kantar'a yetişmem? Yani her yerde Kantar var ama aracı dingil dingil tartabilen Kantar az var. Bizim daha önce gittiğimiz Kantar'a gitmeye çalışacağız. Orası 6'da kapanıyor ve 15 dakika var. Yani saat 6'ya çeyrek var. Dingil dingil neden tartıyoruz? Yükün net ağırlıklarını bilmiyoruz arkadaşlar. Daha önce Mustafa Karaaslan Tozlu Yollar bu konuyla alakalı bir video yapmıştı. Yani basar aks ağırlıkları konusuyla ilgili. Şimdi buradaki en önemli nokta tahrik dingilinin, yani çeker dingilin 11,5 tondan ağır olmaması konusu var. Bizim bunu bugün ayarlamamız lazım. Vallahi arkadaşlar trafik var ama dalmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir sabote ediyoruz trafiği. Evet, çıkmayı başardık. Bayağı ağır bu arada arkadaşlar. Bu arada 41'ler, yani 1841 410 beygir yani. Çok güçlü araçlar değiller. Ama yine de süspansiyonları falan çok iyi. Onlardan biraz söz edeyim. Yani övülecek çok tarafı var. Sadece güçsüz. Onun dışında gayet iyi araçlar yani. Otomatik vites. Bir defa Mercedes. Yani yıldızı var. Şöyle sağdan gidelim. Havalar ısınmaya başladı. Kar kış kıyamet videosu yapamadım. Neden yapamadım? Çünkü tam o dönemde, yani havaların aşırı kar yağışı olduğu dönemde benim gittiğim hiçbir yolda böyle doğru dürüst kar olmadı ya. Yani çok aşırı bir kar olmadı yani. Video çekecek kadar olmadı. O yüzden onu çekemedik. Şöyle bir yol videosu olsun dedim. Bayağı kötüymüş. Bu trafikte bizim oraya yetişmemiz çok zor ya. Yani gidiyoruz ama zor. Bakalım, deneyeceğiz. Eğer o Kantar'ı yapabilirsem, yani dingil dingil tartabilirsem arabayı, sonra dorseyi gümrüğe keseceğiz. Asıl çekiciyi alıp, yani ben mi götüreceğimi bilmiyorum ama Kapıkule'ye gideceğiz. Yani dorse Kapıkule'ye gidecek. Son işlem bu işte ama gün bitiyor. Yarın da cumartesi, gümrüklemek daha zor olacaktır. Nasıl bir yol izleriz eğer yetişemezsek bilemiyorum. Normalde o Kantar'ı 6'da kapatmaları biraz kötü. Bizim açımızdan yani şu anda. Bakalım, inşallah yetişeceğiz. Yani daha doğrusu elimizden geleni yapacağız. İşte iş çıkış saati olduğu için de böyle bir trafik durumu söz konusu. Çok zor ya. Bu trafikte çok zor. Öyle bir umutlanmıştım yani, bir 15 dakikamız kaldı. Bu arada yaklaşık 40 dakika falan sürdü dorseyi toplamam. Arkadaşlar yardımcı bile oldular, oradakiler, yani yükleyen arkadaşlar bana. Hani bir şekilde bir an önce yüklensin ki yetişsin yükleri diye. Onlar da tabii işleri biter bitmez daha erken çıkmak için de çabaladılar biraz. Hani sadece yardım değil, kendi iyilikleri için de yaptılar ama gene de yetişemeyeceğiz bu şartlar altında ya. Bakalım hayırlısı. Ha, burada tek şeride düşüyor. O yüzden de ortalık karışıyor. Yapacak bir şey yok. Mikrofonun sesini de ilk kez deniyoruz. Bakalım, inşallah iyidir. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Videonun konusu normalde
dingil dingil araba tartmak olacaktı ama böyle giderse trafik olacak arkadaşlar. Trafikte seyir. Bu arada bir de 1841'lerin böyle kendi kendine bir ara gazı verme olayı var. Çok güzel bir şey. Yani araba bir anda size ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama giderken kafasına göre vites değiştirirken ara gazı veriyor böyle arada bir. Herhalde şanzıman devreye alsın diye, yani aktarma organına o şekilde hız kazandırıyor. Bilmiyorum nasıl bir sistemi var ama arada bir ara gazı veriyor, yani vitesli araba kullanıyormuş hissi yaratıyor insanda. Güzel bir şey. Bunun dışında gerçekten konforlu arabalar yani. Vallahi videonun konusu trafik olacak ya böyle giderse. Bursa trafiğinde tırla gezmek. Evet, öyle diyebiliriz. Bursa trafiğinde tırla gezmek. Bu ara bir de böyle bir konu yakalayıp hani düzgün bir tane merak ettiğiniz bir konu üzerine odaklanamıyorum. Neden odaklanamıyorum? İşler yılbaşı, yani yılbaşı durgunluğu vardı zaten. O durgunluk biter bitmez böyle çok ciddi manada hızlandı. Hani pek boşluğumuz olmuyor. Bunu da nasıl karar verdim? Yani bir anda bu farklı bir şey. Hani nadir yüklerde olduğu için. Dedim çekeyim bunu. Bir saniye. Efendim gülüm. Konuşamadık. Efendim hayatım. Yo yo. Hayır hayır, bitirdim ya şey, kantara yetişmeye çalışıyorum şu anda. Sen ne yaptın? Belli değil işte, yetiştirebilirsem. Yani Kapıkule'ye benim gidip gitmeyeceğim de belli değil. Duruma göre. Yetiştirmeye çalışıyorum bakalım. Sen ne yaptın? Aha. Tamam bakalım, arayayım. Nasıl? Hadi görüşürüz. Biraz böyle action sürmem lazım da. Hadi görüşürüz, bay bay. Evet, burayı keser miyim bilmiyorum, bakacağız. Bu arada kesmeyeceğim. Kübra eşim, Kübra'nın çalıştığı yerde bir tane genç bir arkadaş çalışıyormuş. Videoları da takip ediyormuş. Videonun bir tanesinde böyle giderken Kübra aramış, ben yukarı itmişim. Onu nasıl gördün yani, kameradan telefon mu görünüyor? Sonra bir daha aramış bir süre sonra, yine yukarı itmişim. Hangi videoda bilmiyorum. İkide bir Kübra'ya gidip diyormuş ki işte sen arıyorsun, kocan seni sallamıyor falan diye. Böyle öyle bir şey yok abi. Niye yani, video çekiyordunuz, daha sonra dönerim diye yapmışımdır. Böyle bir yüklenme durumu olmuş. Değerli takipçim, adını da söyledi Kübra ama unuttum. Öyle şeyler deme kıza ya. Sonra benim başıma ekşiyor yani. Bakalım yetişebilecek miyiz? Pek sanmıyorum. 10 dakikamız kaldı. Bu trafikte çok zor. Bu arada böyle şeyler oluyor arkadaşlar, yani sürekli olarak oluyor. Hiçbir zaman yaptığınız plan kesinlikle tutmuyor. Yani işte eşinize eve geleceğim dediniz, gidemeyebiliyorsunuz. Ya da gelmeyeceğim dediniz, gidebiliyorsunuz. Ya da işte şu saatte şurada olacağım dediniz. İmkanı yok, olamazsınız. Öyle söyleyeyim. Yani hiçbir zaman yaptığınız plan tutmaz tır şoförlüğünde. Zamanla ilgili hiçbir topa girmeyin. Yani firma işte biz terminli yük taşıyoruz dedi. Girmeyin abi. O firmada çalışmayın. Yani sürekli terminli yük taşıyorlarsa çalışmayın. Çünkü yol hali bilmem ne, bir sürü sıkıntı yaşarsınız. Yani işte standart bir iş bile olsa, hani her gün yaptığınız standart gidip geldiğiniz bir yol bile olsa ufak tefek aksaklıklar olur. Ne bileyim, sizden kaynaklanan bir rahatsızlık durumu olur. O gün moraliniz yeterince iyi değildir. Kendinize güvenmezsiniz. İşte 80'le gittiğiniz yerde 60'la gidersiniz. Geç kalırsınız. Biri bir şey dedi mi moraliniz bozulur yani.
hiç gerek yok. O yüzden dediğim gibi tır şoförlüğü yapacaksanız ya da yapıyorsanız şu anda, hadi dayı geç bakalım, ya da yapıyorsanız şu anda bence zamanla ilgili hiçbir plan yapmayın. Şimdi Kübra da bu arada arıyor, eve gelecek misin diye, akşam eve gelecek misin diye soruyor. İşte yemek yapacak falan filan. Onu cevap veremiyorsun ama yani yap ya da yapma diyemezsin. Tır şoförlüğünde kesinlikle plan yapmayın yani. Plansız yaşamaya alışın. Biz alıştık mı? Daha tam beceremiyoruz. Yavaş yavaş olacak inşallah. Trafikte de ne konuşulur ki ya? Dingilleri mingilleri anlatacaktım. Yani akıs ağırlıkları falan. Şimdi normalde Türkiye şartlarında aslında bütün Avrupa'da tırların basar tonajı arkadaşlar, yani kendi ağırlığı artı yükün ağırlığının maksimum 42 ton olması gerekiyor. Yani şöyle 40 ton olması gerekiyor ama Türkiye'de 2 tonluk bir opsiyon bırakıyorlar. Yani kanunu esnetiyorlar 2 ton kadar. Avrupa'da ama maksimum 40 ton yükle gidebiliyorsunuz. Hatta şöyle termokin çalışan arkadaşların çoğu işte 39.500 kilogram falan civarı ağırlıklarla gidiyorlar. Yani 300 litre 400 litre yakıtlar alarak ilerliyorlar. Buraya mı gireceksin minibüs? Şeridi ihlal ediyorsun ya. Yani sürekli mazot ala ala gidiyorlar yani. Tamamen kurala uyabilmek adına. Şöyle farlarımızı da yakalım. Arabanın süspansiyonu çok iyi bu arada. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama durduğumda bile şöyle sallanıyor yani. Gayet güzel. O ıslanma videosundan sonra bir daha bir şey çekemedik herhalde ya. Evet, bir daha bir şey çekemedik. Son videomuz oydu. Ona da az talep geldi bu arada. Islanmamı pek sevmedi izleyici. Bu arada izleyiciyle ilgili değildi ya. Ben video çekerken aslında hani izleyici sayısı artsın falan gibi bir şeyi gözetmiyorum. Bu kendiliğinden bu hale geldi. Ha, insanın hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Ama şöyle bir durum var. Benim buradaki asıl amacım gerçekten sıfırdan tır şoförlüğüne girip kanala yeni gelenler için söylemiş olayım bunu yani. Gerçekten sıfırdan hiç bilmeden tır şoförlüğüne girip Avrupa yollarında direksiyon sallamanın hani bütün yaşadığım serüveni tek tek anlatmaya çalışıyorum. Bazen güzel geçiyor günlerimiz. Bazen kötü geçiyor. Bir saniye yine arkadaşlar, buna cevap vermeliyim. Efendim Burak Bey. Şu an yoldayım. İnşallah yetişeceğim. Gidiyorum tapagaz. Yani 5-6 kilometrem var ama işten çıkış saati olduğu için trafik var. Tamamdır. Görüşürüz. Kiracattaki arkadaş arıyor arkadaşlar. İşte yetiştirebilirsek bugün gümrükleyeceğiz. Onun da işi bitmiş olacak. Yani böyle zincirleme reaksiyon gösteren bir olay şu an 6'ya kadar oraya gidip gidememem. Tabii belki Avrupa şoförü alıp gidecek mesela, şimdi diyelim yetiştiğimi varsayalım. Gümrüğünün de bugün olduğunu varsayalım. Avrupa şoförü alacak. Hafta sonu yol yapabileceği için iyi olacak onun açısından. İşte kapıya gittiğinde çok yoğunluk olmayacak, örnek veriyorum, veya çok yoğunluk olacak, bilemiyoruz ama işte buradaki küçük bir aksaklık yükün taşınma sürecini direkt olarak etkiliyor arkadaşlar. Öyle bir durum var. Kötü ya, trafik kötü. Sanki gelirken bu kadar lambadan geçmemiş gibiyim ya. Bir de o var. Alternatif güzergah mı işaretlesek acaba diye düşünüyorum şu anda. Yok ki öyle bir alternatif güzergahta. Şöyle gidebilirsin diyor. Denesek mi? Deneyelim. Bir alternatif güzergahımız var. Doğuya doğru hareket edin. 2,5 km
Hadi be ben de geçeyim. Durumlar böyle değerli dostlar. Dediğim gibi yani yükü yetiştirebilmek adına yani terminli bir sistemde çalıştığınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden anekdot bilgi olsun. Ha, daha iyi kazandırır ayrı konu. Ama yani her şey para değil bence. Bunun dışında bugün şimdi biz Kantar'a yetişemezsek muhtemelen o şekilde tartılmadığı için bunu gümrüğe götürme diyecekler. Bugün gümrüğünü yapamadığımız için belki hafta sonu da yapılamayacak. Hani mesai ödeniyor gümrükçülere. O ödeme yapılmayacak. Şahı yakalandık. Bak işte kırmızı da geçiyor adam. Neyse. O ödeme yapılmayacağı için hafta sonu yük yola çıkamayacak belki yani. Pazartesi çıkabilecek. İşte belki kar yağacak, yol kapanacak. Bir sürü yani zincirleme reaksiyon gösteriyor böyle olaylar. O yüzden yani lojistik sektörünün herhangi bir noktasında zincirin bir parçasıysanız sizi zorlayan, yoran konular ortaya çıkabiliyor. Yani bu yorgunluk mu? Değil tabii. Yani her şey ortada işte. Yükü kapattık, yola çıktık, yetişebilirsek yetişeceğiz, yetişemezsek yetişemeyeceğiz. Hani kimse gelip bana ya niye yetişemedik falan demeyecek ama sonuçta hani iş görülsün. Bir an önce ben de işimi halledeyim. Belki ben götürmeyeceksem o arabayı eve giderim gibi düşünceler içerisinde işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Durum bundan ibaret yani. Havada hafif hafif kararmaya başladı. Çok güzel yeşil lambamız var bu arada arabanın içini aydınlatan. Tam basayım ama aydınlatmıyor yani şu an karanlık olmadığı için tam belli olmuyor. Minibüs burnunu çıkarmışsın abi. Vursak suçluyuz. Ara gazı verdi. Duydunuz mu bilmiyorum. Böyle arada bir ara gazı verebiliyor. Ses kaydını tekrardan kontrol edelim. Gayet iyi ya. Herhalde bu sistem başarılı olacak diye düşünüyorum ama bakalım deneyelim. Olmazsa gitgide çıtayı yükselterek en sonunda bayağı bir profesyonel mikrofona kadar gidecek iş. Çünkü yani ses kaydı konusunda çok tepki geldi sizden. Ses kötü, ses kötü diye. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Olayları olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir şey katmamaya gayret ediyorum. Yani video çok izlensin diye bir atraksiyon peşinde koşmuyorum. Ne bileyim. Yani neyse onu göstermeye çalışıyorum. Doğru yaptığıma da inanıyorum. Genelde de gelen tepkiler güzel. Böyle bir kemik kadro falan da oluştu. Hani orada YouTube'da dostluklarımız oldu. Instagram'dan etkileyenler oluyor. Ekleyenler oluyor. Yine buraya bir yere not alacağız. Yani Instagram'ı yazacağım. Ekleyin. Oradan özelden sorular sorabilirsiniz. Ama şöyle bir nokta var arkadaşlar. Sorduğunuz sorunun kendinizle yani birebir kişisel bir soru olduğunda özelden sormaya çalışın. Genel soruları yorumlara yazarsanız açıp yorum okuyan çok fazla insan var. Yorumlara yazarsanız birilerine yine bir şeyler öğretmiş olabiliriz birlikte. Yani sizin merak ettiğiniz ama başkalarının da öğrenmesi gereken bir konu olursa eğer onu yorumlara yazmaya çalışın ki sadece ben değil başka tırcı arkadaşlar da cevap verebiliyorlar. Öyle diyaloglar da oldu bazılarının arasında. 75 yıl ulacı istikametine doğru sola dön. 14 dakika diyor. Geç kaldık ya şu an saat 6. Yani neden gidiyoruz onu da söyleyeyim. Hani geç kaldık niye gidiyoruz? Bir ümit işte hani adamın elinde bir çay vardır çay bitsin öyle kapatayım der belki. Ya da işte hem orası oto yıkama da aynı zamanda yani oto değil dediğim tır yıkama aynı zamanda. Orada bu sağ şeridi terk edeceğim ya. Burada yavaş akıyor bu şerit. Ortadan gitmek zorundayız. Biraz daha vakit kasmak için.
bu alternatif güzergah ne kadar kullanılıyor onu bilmiyoruz bu arada. Daha önce geçmediğimiz bir yol. Yani bir bölümü en azından geçmediğimiz bir yol. Bakalım. Eğer çok fazla kullanılmayan bir yolsa biraz daha umudumuz olacak. Yine de tabii ne kadar aceleniz olursa olsun şehir içinde 50 kilometre hızı, istikametine doğru sola dönün. 50 kilometre hızı geçmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arada ben böyle yapıyorum. Bunu bana kimse öğretmedi. Kendi icadım. Ters yorumlayanlar da olabilir. Şimdi burada normalde sola döneceğiz. Yol 4 şerit ama ben tam sol şeritte değilim. Neden arkadaşlar? Sağımdan gelip sola bir araç döner korkusuyla tamamen sol şeride yanaşmıyorum. Şimdi buradan sağımı kontrol ede ede sola doğru döneceğim. Solumdaki araçlar zaten benden küçük oldukları için hızlı bir şekilde orayı boşaltıyorlar. Solum boş oluyor yani her dönüşte. Sağımdan da kimsenin gelmemesini bu şekilde sağlıyorum. Yani genelde sağınıza pek araç almamaya çalışın. Çünkü Türk halkı çok cesur olduğundan sağınızdan önünüze atlıyor yani. Böyle bir durum var. Oo, kötü yoldan götürüyor bizi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Biraz sarsılacağız. Video ne kadar sarsılır bilmiyorum ama bakalım. Hadi bakalım gimbal yap görevini. Bu arada aracın önü yere çok yakın. Yani aracın dizaynı o şekilde. O yüzden kasislerden geçerken biraz tedirgin ediyor insanı. 5.9 kilometre diyor. Yani bu sanayi bölgesini baştan sona deleceğiz. Bak mesela cesur bir arkadaşımız daha. Tır geliyor ama çıkıyor adam. İşte bu Türk halkının cesaretini hep ön planda bulundurmaya çalışın. Çünkü gerçekten ne yapacakları hiç belli olmaz. Hiç. Hele böyle akşam eve yetişecekse, hani sabah işe giderken çok hareketli olmuyor da akşam eve yetişme konusu varsa abi trafikte. Huhu, Türk halkı müthiş o konuda. Acayip cesur. Eve gitsin de nasıl giderse gitsin. Sağınızı her zaman kollayın arkadaşlar. Evet, 10 dakikalık yolumuz kaldı. 18.04 saatler. İşte arabanın kötü yönü bu. Arkamızda yük var. Gitgide yavaşlıyoruz şu an. Çekmiyor yani. Vites düşseniz de çekmiyor. Otomatik vites ama buradan istesem mandallayabilirim aşağı doğru. Ama çekmiyor. Güç yok yani arabada. Yapacak bir şey yok. Onun dışında iyi arabalar ama. Yani süspansiyonu falan çok iyi. Yani bir Ford'dan iyi. Öyle söyleyeyim. Birçok arabadan iyi ya. Renault'dan da iyi. Böyle bir sohbet oldu. Yani konusu olmayan bir video. Artık buna bir başlık bulacağız. Belki yolda enteresan bir şey olur çekerken. Başlık o olur. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz yani. Orada yetişeceğiz diye de bilmem kaç ton yükle fazla hızlandırmamak lazım. Yavaş yavaş gitmek lazım yani. Depi de fena değil bu arada. Tutuyor. İki diş bir depi var. Yani bayağı yavaşlatıyor. Hepsinin değil ama. Bütün 41'lerinki tutmuyor. Yani firmada birkaç tane var arkadaşlar. Hepsi bunun kadar iyi tutmuyor. Bu araba nedense iyi tutuyor yani. Hadi canım. Son raddeye kadar zorladı adam ha. Geçsem mi geçmesem mi acaba o yol verir mi falan filan. Lan vermeyecek dedi en sonunda lanet olsun dedi. Böyle Arnavut kaldırımı gibi bir şey. Yani betondan bir yol yapmışlar.
amaç da tırların buraları ezmemesi. Yani eziyor zaten de tırlar. Hani asfaltın canını okur, buna zarar veremez düşüncesiyle yapılmış bir yol. Ama yıllardır da bu yol olduğu gibi. Yani herhangi bir tadilat yapılmadan bu şekilde gidiyor. Araçların canını okuyor mu? Okuyor, ayrı konu. Ama nedense değiştirmiyorlar. Gördüm seni dayı, geç. İyi ya, en azından akan bir yol buldu bize navigasyon, alternatif güzergah olarak. Tabi otomobillerin, bu arada telefonun navigasyonuyla gidiyoruz diye, tırların gitmeyeceği yollara da sokuyor olabilir şu anda. Bakmadan gidiyoruz yani, risk alarak. Yapacak bir şey yok, bazen risk de alınıyor böyle. 1 kilometre sonra Nilüfer Bulvarı istikametine doğru sağa dönün. Abi arabayı 50'ye çıkarana kadar zaten 5 dakika geçiyor. Bir tane kasis koyuyorsun, bir 5 dakikada öyle gidiyor ya. Hadi aslanım, hadi. Evet, yapabilirsin, hadi. Bu arada rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Ama fena değil. Güzel asıldı. Ama bu bayırda da kasis olmaz ki ya. Rampa yukarı kasis koymuş adam ya. Kim hızlanacak burada o kadar? Yani otomobiller hızlanır tabi de. 3.9. Efendim Burak Bey. Bakmam lazım. Anladım. Bir saniye bekle. Bakıyorum. Alo. Dinliyorum abi seni. 16 Adana Giresun Lüleburgaz 230. Kaç? 230. Evet. Tamam abi. Ne yaptın sen bu arada, onu da sorayım tekrar. 6 dakikalık mesafedeyim oraya, yani trafik. Tamam gibi. Abi. Bas abi. Tamam. Tamamdır. Eyvallah, sağ olasın. Evet, döndük sağa. Bu arada dediğim gibi, yani ihracatçı arkadaş mesela bas diyor ama onun tarihiyle giderseniz kaza yaparsınız. Aklınızda bulunsun. Siz kendiniz basabiliyorsanız basın. Basamıyorsanız basmayın yani. O yani şimdi yıllarca ben masanın başında oturduğum için şimdi siz olmasaydınız iyi bir korna atardım bu arkadaşa ya. Bu arada atıyorum. Gitgide sinirlerimi gevretiyorlar yani. Bak, o olmasaydı çok daha hızlı çıkabilecektik burayı mesela. Şu an 19 km hızla çıkıyoruz ki tepeye kadar bu hızla çıkamayacağız muhtemelen. Dediğim gibi, hani size acele et dese de firmanız, güvende değilseniz acele etmeyin. Yol kötüyse gitmeyin. Gerekirse işten çıkarsınlar sizi. Başka iş bulursunuz. Tır şoförüsünüz yani. Numara 120. Sokak istikametine doğru devam edin. Numara. Sonra Dünel Kavşak'ta Yılmaz Caddesi istikametine doğru birinci çıkıştan çıkın. Ha, iyiymiş bak. Tır kamyon mecburi istikamet diyor. En azından şu an tır kamyon güzergahından götürüyor bizi. Fena değil. Kural ihlali yapmamış oluyoruz. İnşallah devamında da yapmayız. Aşağıdaki babadan. Dönel Kavşak'ta Yılmaz Caddesi istikamet.
berbat yollardan gidiyorum ya. Birinci çıkıştan çıkın dedi. Eyvallah dayı. Tamam, şuradan çıkacağız. 500 metre sonra Faruk Baykal Caddesi istikametine doğru hafif sola dön. Efendim Burak Bey? Alo? Sabri Çakar'ın numarası var mı abi senden? Sabri mi? Sabri Çakar bizim yurt içi şoförlerinden. Hayır. Ben şimdi atacağım sana numarasını Sabri abinin. Tamam. O da böyle geçen gün senin gibi böyle bir duruma düştü. Hı-hı. Ona bir tane daha dingil kantarı buldu Endülüs Park'ın arkasındakinin dışında. Anladım. Tamam, numarayı sen atın. Şimdi Endülüs Park'ın oradakine git. Şu eğer an kapandıysa. Aynen. Kapandıysa Sabri abinin tarif ettiğine gidersin. Tamamdır. O akşam 7 sıralarında falan gitmiş çünkü. Hı-hı. Açıktı onun sonradan bulduğu kantar. Tamamdır. Sana tarif etsin, ben numarasını atacağım sana. Tamamdır. Sen ama yine de önceki her zaman yaptığımız dingil kantarına git. Evet, bakalım. Evet, öyle yaptım. Şansın da ne yani? Hı hı, tamam. Tamam, atıyorum numarasını sana hemen. Tamamdır. Eyvallah abi. Dingil kantarından önce dolu yapacaksın ya önce. Evet. Dingile öteki çekiciyi değiştirdik, kutuna gireceksin. Anladın değil mi abi? Yani şu an dolu dolu kantarı şimdi bu şekilde gireceksin. Hı hı. Dingil kantarına da öteki çekiciyle gireceksin. Anladım. O yetişmez o şekilde. Orası kesin kapanır. Yani şu an yetişsem de. Yani, üstündeki çekiciyle gir. Tamam. Hepsine üstündeki çekiciyle gir. Tamam. Tamamdır. Aynen abi. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ ol abi. Neden öyle bir şey yaptı ki bu arkadaş ya? Bir ara Dorsey'i kaldırıma falan bindirdi. Dönmeyi mi düşündü acaba? Sonra vazgeçti. Öyle bir şeyler oldu ama. Minibüs. Girme be abi. Öbür tırın peşinden gene gideceksin ya. 800 metre sonra Sıhhiye Caddesi istikametine doğru sağa dönün. Sıhhiye Caddesi mi? Oraya tır girmiyor ya. Evet, şimdi tır girmeyen bir yere gireceğiz arkadaşlar. Yani kural ihlali yapacağız. Yapmak zorundayız. İhracatı güçlü tutabilmek için. Yok ya, belli saat aralıklarında girmiyor da. Bu saatte giriyor mu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Şöyle yol genişlemişken hazır. Bak bu arkadaş buradan dalıyor. Demek ki oradan dalınıyor aslında. Sen ne yapıyorsun? Onun kafası karışık. O tırcı kardeş. Yolu bilmediği için az önce şey yaptı bence. Tamam, devamını biliyorum yolun. Navigasyona ihtiyacımız kalmadı. Hatırladım. Bu arada 33 dakika oldu. Çok fazla konuşmadık ama bazı yerlerini keserim. Daha kısa bir video olur yani. Muhtemelen. Bu trafik bakalım bizi bozacak mı? Lamba atar ya herhalde. Yani biz bir daha bir kırmızıya yakalanır, bir daha yeşili bekleriz gibime geliyor. Bak bir de böyle yola park eden arkadaşlar olduktan sonra bizim işimiz zor abi, zor. Trafikte zor. Hadi. Bak adam yola park etmiş arabayı, gitmiş. Türkiye burası işte, yani söylediğim gibi. Önemli olan o fırından ekmeği almak. Kurallar hiç önemli değil. Önemli olan o fırından ekmeği almak adam için. Yola park etmiş falan hiç umurunda değil yani. Bir gün düzelir mi, gelişir mi düşünüyor insan. Bence gelişmez. Yani bu konuda
kimse kendini geliştirmeye çalışmaz. Çalışmıyor yani. Yeni gelen nesil de böyle olacak. Daha kuralsız olacak hatta. Bu tabii benim şahsi düşüncem. Kayınçodan biliyorum. Bakalım bu yeşilde geçebilecek miyiz? Bu arada kamyon giremez diyor sağa. Ama biz gireceğiz. Yani hep giriyoruz daha doğrusu. Bir kırmızı daha göreceğiz herhalde. Biraz hızlı hareket ederse herkes bir ihtimal geçebiliriz. Bir ihtimal. Şöyle sağ yapalım. Açıktan alıp hızlı bir şekilde geçebileceğiz mi bakalım. Evet, geçtik. Bayağı bir dar bir yerlerden dönüyorum bu arada arkadaşlar. Dorsey'de kurtardığım... Bak bu minibüsler bypass etmişler. Oradan dalıp buradan çıkılıyormuş demek ki. Tabii tırla çıkılır mı bilinmez. Ama 6'ya 18 geçiyor. Bence bütün gün arabayı kayıp, yani araba dediğim tır yıkayıp tır tartmış bir adam işini 18 dakika daha yapar mı sizce? Yani biz oraya gidene kadar 21 geçecek. Bu da var. Yani bir 21 dakika daha çalışır mı? Ya da oralarda durur mu? Böyle soldan dönüşlerde de iyice ileri almanız lazım ki kendinizi Dorse kimseye takılmasın. Bir de Dorse'nin arkası var. Yani Dorse dingillerinin arkasında kalan bir 2,5-3 metrelik bir alan var. Siz dönerken o açılıyor. Açıldığında da bir yerlere vurabiliyor. O yüzden sağ tarafınıza yine de siz kimseyi almamaya çalışın yani. Hadi geç, ben de buradan gideyim madem. Diğer taraftan gidecektim. Au. Abi bekle be. Kusura bakma. Benim önüm kapalı ama. Vakitsizlik işte. Teşekkür ederim dayı. Öyle bir durum da var arkadaşlar. Karşı karşıya geçişlerde bizim yolumuzda bir tır vardı. Ona yol vermemiz lazımdı. Çünkü bizim yolumuz kapalıydı. Ama böyle bir yanlış yaptık. Yani biz de kuralları ihlal ettik. Ediyoruz ya da. Geçsen daha iyiydi. Şimdi sana nasıl bir yol veririz? Kapalı gibi duruyor ya. İnşallah açıktır. Kapalı gibi duruyor. Hiçbir görüntü yok. Antara bineceğiz ama çok zor. Dingil dingil tartılmayı size gösterecektik ama gösteremiyoruz arkadaşlar. Kapalı. Hadi bakalım. Videoyu kapatıyoruz. Şimdi Sabri abiyi arayacağız. Ondan yeni kantarın yerini öğreneceğiz. Bir sürü uğraşacağız. Kendinize iyi bakın. Bu sefer pek kendimi gösteremedim. Şöyle kenardan görüneyim. Fazla kendimi gösteremedik dedim. Ama dayanamadım. Gene ben. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? O arabayla tarttık. Ama o gün tartamadık. Bir gün sonra tarttık. Yani videodaki Sabri abinin bildiği kantar da devre dışıydı. Bugün yani bir gün sonra dediğim. Bugün gidip tarttık. Dingil dingil tartma konusuyla ilgili olduğu için bu videoda. Bunu da göstereyim istedim. Şimdi şöyle. Şöyle. Aşağı alalım. Şimdi bunlar aksa ağırlıklarını gösteriyor burada. Yani ön dingil, işte arka
yani çeker dingil ve diğer Dorsey'nin 3 dingili. Şimdi Ford'larda şöyle bir özellik var. Hemen görüntü de açılsın. Ford'larda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şimdi diyor ki 9000 yani şöyle koyayım bunu da. Görünüyor mudur? Şöyle yaparsam iyice görünecek herhalde. 9360 kilogram diyor. Bu arada bir imdatı falan saralım. Bütün ağırlıklar düzgün bir şekilde otursun yerine. Tamam. Şimdi çeker dingil 9 ton gösteriyor. 300 kilogramlık bir, yani 360 kilogramlık bir farklılık var. Neredeyse doğru gösteriyor diyebiliriz. Şöyle yapayım. Şu da diğeri 8'er ton yük varmış diye görünüyor. Dağıttığında yani. O körüklerle bir şekilde kendine 8 tona ayarlamış diyelim. Ama kantarda yaklaşık olarak 550-600 kiloluk farklar görülüyor. Yani şimdi şöyle, şunu şöyle yapayım. Tahrikli dingilin üzerinde şu anda araca göre, yani kamyon tahrikli dingilin üzerinde 9 ton olduğunu söylüyor. Bu arada giderken o 9.2'lere falan çıkıyor, 9.3'lere hatta. Yani neredeyse doğru söylüyor tahrikli dingil açısından. Ama Dorsey'nin dingilleri için 8 tonluk bir dağılımdan bahsediyor. Yani totalde 24 tonluk bir ağırlık var diyor üzerimde. Ama kantardaki fişe göre 7400 kilogram, 6920 kilogram ve 7020 kilogram diye değişiyor. Şimdi dolayısıyla öyle sanıyorum ki biz bu arada kantara girerken nasıl tarttılar bizi? Önden ileri doğru bir kere de hani her dingili ayrı 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 5 ayrı aşamada tartıldı bu araba. Çıkan sonuçlar bunlar. Şimdi burada önemli olan nokta çeker dingilin, yani şu dingilin 11,5 tondan az olması arkadaşlar. Önemli olan konu buydu. Onu da yani şu anda bu kurallara uygun bir şekilde gidebilir. Aracın net ağırlığı ne kadarmış? Ona da bir göz atayım hemen. Bu boş. Fiş. Dolu fiş nerede? Bir saniye. 36.860'tı ama şöyle bir durum var. O 36.860 18.41 ile tartıldığımızda 36.860'tı. F-Max'ler, yani Ford'lar, bütün Ford'lar öyle mi bilmiyorum da, F-Max'ler yaklaşık olarak 900 kilogram daha ağır diğer araçlara göre. Yani diğer çekicilere göre F-Max'ler biraz daha ağır. O yüzden hani dingil dingil kantar işini bununla yaptık. Dünkü, yani sizin şimdi izlediğiniz videoda operasyondaki, yani ihracattaki arkadaşın ilk önce kantar yap, sonra gidip çekiciyi değiştir, sonra dingil dingil kantar yap demesinin ana sebebi buydu. Çünkü bu araç, yani bu çekici diğer çekicilere göre daha ağır. O yüzden yani doğru sonucu alabilmek için öyle bir talepte bulunmuştu. Ve bu çekiciyle gidecek Avrupa'ya. Şu an bu arada gümrükteyiz. Şöyle kısaca göstereyim size de. Gümrüğün içindeyim. Mühürün takılmasını bekliyorum. Bir 15 dakika sonra takacaklarmış. Kapıkule'ye de ben götüreceğim arabayı. Ama videoyu burada sonlandıracağız. Hem böyle bir kapanış yapmak istedim, hem de bir de dingil konusunu biraz daha detaylı anlatmaya çalışmak istedim. Umarım verimli bir video olmuştur. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Vakit ayırabildiğim süreçte bir şeyler çekmeye de çalışıyorum. Yani yaptığınız yorumlarla benden taleplerde bulunabilirsiniz. Bu konuyu merak ediyoruz, bunu çek falan diye. Elimden geldikçe her şeyi çekmeye çalışıyorum. Bu videodan sonraki video önümüzdeki hafta gelebilir. Belki bir sonraki hafta gelebilir. Tam emin değilim. Yani Şubat'ın ilk ya da ikinci haftası tırcıların kazançlarıyla ilgili bir video çekeceğiz arkadaşlar. O video bayağı bir izlenecektir muhtemelen. Elimden geldikçe doğru bilgi vermeye çalışacağım. Yani farklı firmalarda çalışan arkadaşlarla da görüşüyorum. En net, en doğru şekilde yani sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Hadi bakalım, şimdi kapatıyoruz. Bu arada dediğim gibi özel sorularınızı Instagram'dan tırcılıkla, bu konularla alakalı sorularınızı, yani herkesin merak edebileceği sorularınızı yorumlardan göndermeye çalışın arkadaşlar. Yine Instagram linkini buraya da atalım. Dediğim gibi buradan eklerseniz, yazarsanız herkese cevap vermeye çalışıyorum elimden geldikçe. Yani cevap veremediğim kimse yok, yani öyle söyleyeyim. Belki biraz geç cevap veriyorum ama sonuç olarak cevap geliyor size. Durumlar böyle arkadaşlar. Kim arıyormuş? Evet. Şimdi videoyu kapatalım. Dinçer abi arıyor. O da benimle gelecek Kapıkule'ye. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın.
videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve söylediğim gibi biraz yorum kasalım. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.